Leyla'nın ve Emel Acar havanın yağışına ve soğuğuna aldırmadan kol kola diş hekimimiz Çağdaş Bey'in kliniğinin yolunu tutuyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldiniz, merhaba. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İyiyiz valla. Böyle yazı beklerken yağmur yağıyor yine. Olabilir. Güzel ama. Yağmurlar bereket getiriyor biliyorsun. Aslında su ihtiyacımız var. Doğru. İyidir yani, ne yapalım. İyidir. Güzeldir. Ben yağmuru anlamıyorum, güneşi anlamıyorum. Sürekli burada, kapalı ortamda. Fark etmiyor. Fark etmiyor diyorsun, evet. Evet, Leyla Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz iyisiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leyla Hanım böyle bir şey değil mi? Ürkek gibi böyle. Leyla Hanım, dişlerinize bakıyor musunuz? Vallahi uzun zamandır bakamıyorum. İmkanlarım dönüşünde. Yani gerçek bir bakım yapamıyorum. Ama normal. Şimdi diş bakımıyla aslında imkan çok orantılı şeyler değil maalesef. Evet. Sadece diş fırçalama derseniz günde bir kere fırçalıyorum. Diş ipi? Kullanmıyorum. Şimdi dişi nasıl fırçaladığımız önemli. Maalesef dişlere baktığımız zaman çok iyi fırçalamadığımızı görüyorum. En çok yapılan hata şu. İnsanlar diş etlerine dokunmadan fırçalıyor. Diş etlerine dokunmadığınız zaman diş etleri bölgesinde birikimler oluyor. Birikimler olduğu zaman da o bölgede kanamalar başlıyor. Kanama olunca insanlar yine dokunmuyor. Orası hassas diye. Oram kanıyor, dokunmayayım. Çok hassas. Dokunmadıkça oradaki iltihap artıyor, yıkım artıyor. Ne yapmalı? Ve geri dönülmez bir hale geliyor. Ondan muhakkak öncelikle diş etlerine yakın bölgeleri de iyi fırçalamak lazım. Dişin her yerini fırçalamak lazım. Ve dişin arayüzünü de fırçalamak lazım. Arayüzü fırçalanamıyor, diş ipi kullanmak lazım. Diş ipi kullanmayınca en çok duyulan konu şu. Benim dişlerim birdenbire kırıldı, birdenbire çürüdü diyor insanlar. Dişlerim sapasağlamdı, birdenbire çürüdü diyorlar. Aslında onun kaynağı şu. Gelin beraber bakalım. Hekimimiz Çağdaş Bey, ağız bakımı ile ilgili ipuçları vermeyi ihmal etmiyor. Bakın, diş etine yakın yerler fırçalanmayınca oralarda başlıyor bakteriler oturmaya. Bakın, bu bakterinin 3 boyutlu olarak görüntüsü. Bakteriler, dişin minesi aslında çok sert. Ancak temizlenmeyen bölgedeki minede asit oluşumuyla, bakteri oluşumuyla maalesef mine yavaş yavaş erimeye başlıyor. Mine aslında çok sert. Ha, mine gibi sert diye bir deyim vardır aslında İngilizce'de. Çözüldükçe, bakteriler asit oluştukça yavaş yavaş mine yüzeyi çözülmeye başlıyor. Ve diş başlıyor yumuşamaya. Dişimizde siyahlık gördüğümüz zaman diş hekimimize gidin. Bu ya çürüktür ya da lekedir. İkisinin de diş hekiminin çözmesi gerekir. Yavaş yavaş. Bir süreç bu aslında. Normalde aylar, hatta seneler süren bir süreç, ancak ihmal ediliyor. Bakın, yavaş yavaş mine çökmeye başladı. Bu çökme şu an hızlı görünüyor burada ama belki 6 ay, 1 senede, 2 senede olan bir hadise bu. Ve de diş bir kullanmayınca bakın, ufak bir çürük dişin arasındaki ve dişin siniri görünüyor. Dişin tam ortasında. Çürük yavaş yavaş ilerliyor. Dişin sinirine gelmeden insan ağrı hissetmiyor. O yüzden insanlar ağrı duyduğu zaman zaten iş işten geçmiş oluyor. Bakın, sinir işte çok büyüyünce zaten sinir başlıyor ben buradayım demeye. Ama işte işlem yapıldığında da mesela ben de diş hekimlerine gittiğim zaman korkuyorum. Tabii canım, tabii. Çünkü bir 10 sene önce bir dolgu yaptırdım ve gerçekten çok acıdı. Doğru. Hatta bayılmakla bayılmamak arasında gittim geldim. Ve ondan, yani dişlerime çok iyi bakıyorum. Doğru. Ondan dolayı bakıyorum, evet. Gitmemek adına. 6 ayda bir gidiyorum, kontrollerimi yaptırıyorum ama biraz da hani diş hekimlerin o hani el hafifliği mi diyeyim veya dikkat etmeleri mi diyeyim. Yani ben de iyi bir doktora gittim ama ben mesela fobi oldu bende, korktum. Yok şöyle. Her oturduğumda böyle tir tir titriyorum. 10 sene öncesinden bahsediyorsunuz. 10 senesiyle günümüzde çok büyük yani değişiklikler oldu. Ama o işte kaldı bende mesela. Evet, yani fobi olarak kalmış sizde. Birçok insanda da bunu duyuyorum mesela. Doğru. Yani çok acıdı. İşte dolgu yaparken çok sızladı biliyorsunuz, doğru, onun sızısı direkt beyine vuruyor. Haklısınız, ve doğru. Bir anda zıplatıyor sizi. Doğru. O yüzden hani birazcık da işte yani çok korkan bireylerde bazı bireyler var ki koltuğa dahi oturamıyor. Böyle bireylerde aslında sedasyon diye bir yöntem var. Genel anestezi uzmanı kontrolünde hastane ortamında ya sedasyonla kişiyi yarı bayıltıp veya tam bayıltıp da yapılabilir. Veya bazen oluyor ki özürlü. Mümkün değil ki verilen
sonuçlara cevap alsın. Ağızda birçok çürük var. Tabii ki. Böyle bireylerde yine genel sizi uzmanı kontrolünde, hastane ortamında işler yapılabilir. Yaptırmak şart, bu işin kaçışı yok. Ama diş hekimlerine de çok büyük şey iş düşüyor. Görev düşüyor. Yani. Ülkemizdeki diş hekimleri çok iyi. Tabii ki yani çok el iyi. Hafifliği falan. Evet. Hastayı da korkutmamak yani, lazım. Eğer bu kadar çok diş şeyini istiyorsak, bakımlılığını Türkiye'de biraz lazım. Da korkutmamak lazım yani. Yok, ülkemizdeki diş hekimleri iyi bu konuda. Bakalım, teşekkür ederiz. Rica ederim. Hanımefendi, bana emanet. Tamam. Konuşacağız. Ben dışarıdayım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Çağdaş Bey, Leyla Hanım'ın diş sağlığı ile ilgili ilk tespitini aktarıyor kameralarımıza. Niyetimiz Leyla Hanım'da bir dizi işlem yapmak. Öncelikle Leyla Hanım maalesef dişlerine çok iyi bakamamış. Fırçalıyor ancak yanlış fırçalıyor. Farkındaysanız diş etlerinin kenarında çok birikim var. Dişlerde çok büyük aralıklar var. Gibi. Niyetim şu. Dişleri güzelce temizlemek. Alt dişleri beyazlatmak. Üst dişleri de lamineler yapmak. Ancak farklı bir teknoloji kullanarak, onu anlatacağız size biraz sonra. Onları yapacağız. İlk başta diş taşlarını temizleyerek işleme başlayalım. Amacımız şu. Üst dişlerde büyük yıpranmalar var gördüğünüz üzere. Özellikle üst ön grup dişlerde. Dişlerde aralıklar var, çatlaklar var, eski dolgular var. Niyetimiz ön altı dişe porselen lamine tedavisi yapmak ve de bu porselen lamine tedavisini değişik teknolojiler kullanarak yapmak. Değişik teknolojiler diş hekimi içerisine de girmiş durumda. Bu vakada bu teknolojide kullanacağız, size göstereceğiz nasıl olduğunu. Öncelikle dişlerin ön yüzeylerini porselen lamine için hazırlıyoruz. Hekimimiz Çağdaş Bey şimdi Leyla Hanım'ı yeni dişlerine kavuşturacak. Dişleri hazırladık. Şimdi sıra geldi ölçü safhasına. Ölçüyü alıştığımız gibi almayacağız. Günümüz teknolojilerinde yeni çıkmış bir sistem kullanacağız. Artık diş hekimliğinde olay ölçü almadan dijital olarak ölçü almaya doğru gidiyor. Burada amacımız şu. Dijital olarak bir ölçü almak. Aldığımız dijital ölçü üzerinde bilgisayar ortamında bir tasarım yapmak ve bilgisayar ortamında yaptığımız tasarımı da kendi özel makinesiyle üretmek. Buna CAD/CAM deniyor. Yani Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Bilgisayar destekli design, bilgisayar destekli üretim. Leyla Hanım'ın dişlerine uygulanacak laminelerin dijital olarak ölçümü yapılıyor. Çağdaş Bey üst dişlerin ölçüsünü tamamladıktan sonra şimdi de alt dişlerin ölçüsünü alıyor. Bu şekilde alt dişleri alıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi bir yandan görseli var, bir yandan da kendini yapıyor. Alt dişlerdeki aralıkları kapatacağız bondingle. Üstteki aralıklara da lamine tedavisi yapacağız. Lamineyi de bilgisayar destekli üretim yapacağız. Alt ve üst çenenin birbiriyle ilişkisini kaydediyorum şimdi. Isırın lütfen. Isırın. Hekimimiz Leyla Hanım'ın yüzüne yakışacak estetik bir görünüm tasarlamak için geçiyor bilgisayarın başına. Hanımefendi, yüz hatlarına uygun olarak bir tasarım yapalım. Yüz hatlarında köşeli hatlar var. Ondan daha köşeli bir tasarım yapacağım. Evet. Gayet güzel. Bu şekilde. Bu tasarımın yakışacağını düşünüyorum. Üretmeye başlayacağız. Özel anında hekimin kliniğinde üretim başlayacak. Onu üretmeye başlayalım. Dişi hazırladık. Blok zaten daha önce de hazır bir blok. O bloğun içerisinden bu şekilde konumlandırdım ve lamine ürettim. Sol ön dişin laminesini. Bunu ağızda deneyeceğim. Gelin. Evet. Gördüğünüz gibi mükemmel bir uyumu var. Dişe tam oturuyor. Ne kadar uzattığımı, ne kadar doldurduğumu göreceğiz. Şu an bir tane diş yapınca tabii değişik geliyor göze. Şimdi birer birer diğer dişleri tasarlayıp tasarımı sonlandıracağım aynı şekilde. Ve hepsini ağza yerleştireceğim. Bakalım. Leyla Hanım, merak ediyor musunuz sonucu? Böyle bakınca değişik göründü tabii.
Bu tasarım yaklaşık birkaç saat sürüyor totalde. Birkaç saat sonra diş bitmiş oluyor. Tasarım sürecine şu an devam ediyoruz. Diğer dişleri için tasarımına devam ediyor Çağdaş Bey. Leyla Hanım'ın dişlerini temizledik ve yapıştırmaya başlıyoruz. Biliyorsunuz lamineler yaptık. Lamineler teker teker dişin ön yüzeyine yapışıyor. Önde 6 tane diş ellerini yaptığımız için renk uyumunu yakaladık. Diğer dişlerle aynı tonda hazırladık dişlerini. Leyla Hanım'ın çalışmasının güzelliği şu. Her şey bir günde oldu bitti. Dişlerin hazırlanması, bilgisayar ortamında tasarımı ve yapıştırılması. Leyla Hanım'ın işlemlerini tamamladık. Leyla Hanım sabah girdi ve akşam dişleri bitti. Ve hakikaten kaç saattir çalışıyoruz. Leyla Hanım'da işlem çoktu tabii ki. 6 tane lamine CAD/CAM sistemiyle yapıldı. Yani bir günde bilgisayarla dizayn edip, bilgisayarla ölçüsünü alıp hekimin tasarım yapmasıyla yapıldı. Alttaki dişlerin araları açıktı. Açalım hafifçe. Alttaki dişlerin hepsinin araları kapandı. Bonding yöntemiyle, bonding yaparak bütün alt dişlerin araları kapandı. Çok büyük aralıklar vardı, onlar kapandı. Dişler beyazlatıldı, diş taşları temizlendi, lekeler temizlendi. Büyük işlemler yapıldı. Ve bu yapılan işlemlerin hiçbirini Leyla Hanım arada aynaya alıp eline bakmadı. Çünkü bakması yasak. Leyla Hanım merak ediyor musunuz yeni gidişinizi? Evet, merak ediyorum. Leyla Hanım çok sakin bir insan, böyle sakin. Akşam saatleri de oldu. Uyur gibi. Vallahi biz böyle olursak ekip de uyuyacak yani bu gidişle. Ama iyi bir şey gerçi. Çünkü çoğu insan diş hekiminden korkuyor. Korktuğu için bak Leyla Hanım görüyorsunuz uyuyor. Yani uyuyarak bile tedaviler yapılabiliyor. Sizin de ihtiyaçlarınız varsa diş hekiminiz size yardımcı olacak bu konuda. Bakalım. Verelim aynayı. Evet, yeni gidişiniz Leyla Hanım. Ay süper. Çok güzel. Güle güle kullan. Leyla Hanım'la sabahtan akşama kadar süren bir çalışma yaptık. Amacımız bütün sorunlarını bir günde gidermek oldu ki giderdik. Dişler temizlendi, beyazlandı, diş taşları temizlendi. Dişler bilgisayar ortamında dizayn edilip hepsine lamine uygulandı. Bu yeni gülüşle en azından çekingenliğini bir miktar atacağını düşünüyorum. Daha rahat gülecek, kendi olan güveni bir miktar daha artacak. Kişinin özgüveni gülüşüyle pekişince daha güzel hale her zaman gelir. Sizin de eğer böyle bir ihtiyacınız varsa lütfen diş hekiminize danışıp bu konular hakkında bilgi alın. Gerekirse tedavileri yaptırın. Bakalım finalde nasıl olacak? İzleyip hep beraber görelim.